Herkese selamlar sevgiler. Evet, orada biraz göbeği yonttum. Fotoğrafı yollarken evet, bastırdım. Beni daha önceden tanıyan kaç kişi var? Oo, güzel. Şimdi bugün sizle birlikte biraz daha tam bilinmeyene gideceğiz ama böyle Sütlü tatlı bir sunum olacak merak etmeyin çok öyle sert bir sunum olmayacak. Diyelim ki yolda gidiyorsunuz böyle bir e, Alaaddin'in lambasını buldunuz. Size tek bir dilek hakkı verdi ama dilek hakkında hile yapmak yok yani sonsuz dilek hakkı istiyorum uyanıklığı yok öyle. Tek bir dilek ne istersiniz? Son slide yine bu. Düşünün yani bir tane dilek hakkım var ve ne istemeliyim? i̇stiyorsan sonsuz yaşa. Başına ne geleceği belli değil ama sonsuz yaşa. Tamam mı? Bunlar kanopik denilen Mısır'da kullanılan kavanozlar. Çünkü niye? Ölümden sonrayı bilmiyorlar ne var. Diyor ki beni organlarımı saklayıp göm. Yani ben öleyim ama ölümden sonra yaşam olsun. Çünkü o hep çok güzel. Bilmiyorsun öldükten sonra ne olacağını. Bir başka hikaye. Terakato askerleri. Milattan önce 200'ler Çin'in ilk imparatoru kendisine böyle askerler yaptırmış. Muazzam bir olay. Baksana şunu. 8 bin tanesi daha çıkarılmamış. Her biri 180 boyunda. Her biri 180. Ve ölümden sonraki yaşamı için ölümden sonrasını nasıl hayal ediyorsan nasıl bir anonsa kendisi için askerler yaptırmış. Şimdi sen öldükten sonra nasıl hayal ediyorsun bilmiyorum ama ben e, 2014 yılında vefat ettim Mandrake e, Mehmet Işın var. Allah rahmet eylesin. Böyle bir gösterideydik. Mehmet abi benden önce çıktı Mandrake ve illüzyon gösterileri yaptı. Dedim işte nasıl yapıyorsunuz anlatır mısınız? Dedi ki bu mesleğin bir sıkıntısı var dedi. Anlatırım ama bana saygını kaybedersin. Basit bir numara. Bak. Anno nasıl yapıyor acaba? Değil mi? Halbuki çok basit. İki çakmak var. Bunu öğrendiğin zaman o Anno'nun bir güzelliği kalmıyor. Bunu nerede yaşıyorsunuz? Karşı tarafla buluşuyorsun, randevu iyice çözmeye başlıyorsun. Sırrını çözdün mü bu oluyor işte. Anla onun bir güzelliği var, bilinmeyenin bir güzelliği var, bitiyor. İşte buradaki gibi oluyorsun. Ya aman be çok salakça bir şeymiş diyorsun. Bu kadar basit olmamalıydı. İşte ilişkilerde de böyle bir sıkıntı var. O a, elin arkasındaki ilizyonu gördün mü hikaye bitiyor. James Randi hayattayken bilinmeyenleri, işte büyücüler, falcılar, ilizyonistler, telekinezi Hepsinin gerçekten yapabilen birisi varsa 1 milyon dolar veriyorum dedi. Hiç kimse gerçekten televizyonda insanların önünde ya da kameralar varken bir mucize, büyü yaratamadı. Falcılık. Hiç kimse yapamadı. Hiç kimse bu 1 milyon doları alamadı ve bu sınavı geçemedi. Düşün. Ama dünyada bir bilinmeyen yaratmak çok kolay. Şu an gördüğünüz fotoğraf 1933'te gazetede yayınlandı. Loch Ness Gölü canavarı. Bugün İskoçya'nın turizm geliri sırf Loch Ness'ten 14,5 milyar dolar. 14,5 milyar dolar. Düşün. Sonradan bu gazetelere düştü. Gölde canavar var, öyle büyük, böyle harika, gerçekten mi falan derken iş öyle bir yere geldi ki başka fotoğrafları falan çıktı. Ama fotoğrafı ilk yapan oğlu, üvey babası fotoğrafı çektiren kişi 1994'te ölmeden önce itiraf etti. Bununla yaptık dedi. Sahteydi dedi fotoğraf. 8 yıl sonra BBC inananlarla birlikte bütün gölü 600 tekneyle aradı. Halen inanıyorlar. Adam itiraf etti. Ya kandırdık dedi. Halen Loch Ness gölü canavarı var diyorlar. Çünkü bir bilinmeyen her zaman güzel. Hep bir mistik, hep bir tatlış. Bu adam da itiraf etti. Bu fotoğrafta sahteydi dedi. Yine Düşün. Bu ikisi tarihe gelmiş en büyük kahinler. Birisi Baba Vanga, birisi de işte Nostradamus. Nostradamus'un ve Baba Vanga'nın hayattayken kehanetleri bu sayıda. Bir tanesi işte 6 beş bin kehanet, bir tanesi üç bin kehanet. Bu kehanetlerin tutarlılık olanı o kadar düşük ki. Bak 3000 bin kehanetten tutanlar, yani 2000 bin 22 yıl için kehanetleri bunlar. Ben de 3000 tane kehanette bulunsam, <laughs> 3-5'i tutar sevabına. Ama insanlar inanmaya başladı. Baba Vanga'nın da kehanetleri 2022 yıl için bunlardı. E bunlar da zaten hepinizin tahmin edebileceği şeyler. Öyle yani mucize değil. Ya böyle mi diyebileceğin şeyler yok ki. Şimdi Atatürk hayattayken bir, bir sürü saçmalığı tahmin edip ya bu ülkede zamanında böyle işte aptallıklar yaşanmış artık yaşanmasın diye yasalar üretmiş. Atatürk demiş ki ya işte tarikatlar bilmem neler falcılık büyücülük sonra da bu ceza kanununa yerleşmiş. Ülkemizde büyücülük falcılık yapmak yasak. Niye? Bilinmeyenden haber getiriyorsun. Yersen hani inanana. Bu gördüğünüz şey ne yazıyoruz yukarıya? Falcı. Google'da adresleriyle çıkıyorlar. Türkiye'de falcılar var. Bunlar puanlanıyor. Bak İstanbul'da sadece Anadolu Avrupa yakası. Arman çok iyi bir falcı. Hayatımda gördüğümün en iyisi. Falcı Kuzey muhteşem bir enerjiye sahip. İnsanlar falcılara puanlar veriyor. Ama tam tersi de var. İnanılmaz. Tabii ki ülkemizde saçmalık daniskası ötesine gidebildiği için Bak şimdi, Şikayet Varkom'a falcıyı şikayet ediyor. <laughs> geleceği bilemedi diye. <laughs> Türkiye burası ya. Diyor ki bana geleceği söyleyemedi. Yani 20 lira verip, anlatabildim mi? <laughs> geleceği öğrenmek istiyor. Öğrenemeyince de gidip Şikayet Varkom'a şikayet ediyor. Parayı alıp susmuş. İşte enerjisi kötüymüş bilmem neymiş. Bu da bu da yine Google arama sonucu büyü bozma yazıyorsun bak. 748 bin sonuç çıkıyor bu ülkede. Unutmayın büyücülük suç. Bu arada büyü yapılabildiğine inananlar da var da oraya geçiyorum. Bak büyü bozma nasıl yapılır? Zeynel bilmem ne metafiziğin uzmanı eski sevgili geri döndürme. Bak anla onun yani ilişkide istediğin kadar joker hakkın var. Nasıl olsa Zeynel onu getirir. Sal. Yani hayvan gibi davran ama Zeynel abi onu getirir. Ve mesela Medium Perest diye birisi var. Giriyorsun Anno'nun kralı ya adam. Medium Peres Gandalf bunun stajeri. Çünkü Medium Peres'te bak neler var. Wow böyle zaten önemli yani Bayburt Aydıntepe Mordor'un yanı. Hani ve bunları yapabiliyor Ak büyüler, kara büyüler. Şimdi tabii sıkıntı ne? Demek ki bu ülkede buna inananlar var. Ki bu adam aç kalmıyor ve bunun gibi binlerce büyücü var bu ülkede. Bak hani ülke ne durumdayız anlatabiliyor muyum ülkece? Dün bir tane YouTube kanalımda video gördük. Lazer tabancası, su tabancasıyla ateş ediyor cin çıkarmak için. Ama buna inanıyor karşı taraf, böyle duruyor. çiçi çiçüğü çi çi yapıyor, o da diyor evet cin çıkıyor diyor. <laughs> Düşün ki bütçe 36 milyar ama... Anno'nun olmak çok güzel. Bak, şimdi bu çocuğun kaldı mı Anno'nun bir tarafı? Medyanın maymunu oldu gariban. İzibilli, İzibilli gezecek bu çocuk. Anno'nun olamıyorsun. Şimdi... Bir insanı tanımak için birisi size hediye gönderdi, çiçek gönderdi. Neyini merak edersiniz? Bir, cinsiyetini. Bu yapılan bir araştırma. İnsanlara hediye yolluyorlar ve sorduğu sorulara bakıyorlar. Cinsiyeti, yani kadın mı erkek mi? Aynı cinssek hediyeyi çöpe atarım. İki, boyu kilosu benim gibi göbekli mi? Boylu postlu mu? İsim, bak isim üçüncü sırada geliyor. Kim olduğu yani aynı cinstek boş ver. Meslek, parası pulu var mı? Yaşı, bak yaş beşinci sırada. Bilinmeyen bir sevgili adayının önemli olan tarafı beşinci sırada. En son maddi durum ve lokasyon. Şimdi nerede? Bütün şartlar uygunsa gidip onu alayım. Bir insanı tanımak için bazı sorular sormanız, bazı şeyleri bilmeniz gerekiyor. Ama o insanı gerçekten tanıyabilmeniz hiç ulaşılmaz olması muazzam bir artı getiriyor. Mesela burası e, hiç ulaşılmayan bir dağ. Çünkü e, bulunduğu yerdeki yerel halk 6 bin metrenin üstüne çıkılmasına izin vermiyor. Bu rota yasaklı. Hiç kimse buraya çıkamıyor. O yüzden de dünyanın unknown olarak en özel, en lüks yeri. Bu da bir yeraltı mağarası. İçine İstanbul ve Ankara birlikte sığabiliyor dünyanın en büyük yeraltı mağarası. Yeni keşfedildi 2000'lerde. İçinde daha önce hiç görülmemiş 7 tür hayvan çıktı. Maymunlar, kaplanlar, her şey var. Ormanlar var 200 metre yükseklikte. Düşünebiliyor musun? Böyle bir yer var ve Annon. Şu an oraya gitmek istiyorsunuz. O kadar kolay değil ama gitmek istiyorsunuz. Çünkü bilinmeyen, bilinmeyen güzeldir ilişkilerde olduğu gibi. Bu şahıs da Anno'nun babası. Dünyanın en gizli insanlarından birisi. Çünkü çift taraflı ajanlık yapmış Amerika'ya karşı ve böyle geziyor. Seminerler veriyor. İhanetin kitabını yazmış. İdeal sevgili adayı. Şimdi bilinmeyenin bir maliyeti var size. O da ne? Hayatta neyi bilmiyorsun? Yani senin elinde ne yok? 2030 yılında sen nerede olacaksın? 2040'ta nerede olacaksın? İşte bilinmeyen bu. 2050'de nerede olacaksın? Asıl önemli olan bilinmeyen bu. Falcı bunu söylüyor sana ama işte şikayet etmen gerekiyor sonra. Üç vakte kader. Yersen. Ben de söyleyeyim yani. Üç vakte kadar içinizden bazıları seyahate çıkacak. Bu soldaki geleceğe dönüşteki aracın eski versiyonu. Bu da yeni versiyonu. Senin yeni versiyonun ne olacak? Bilinmezin içerisinde çözmen gereken mesele bu. O da son slide'da zaten. Gerçek yaşın kaç? Gerçekte kaçsın? Tanışırsın, oturaklı bir insandır. Konuşmaya başlandı. Hedeki sevgilisinin yanında iyice palyaçoya dönüşür. Ama gerçek yaşın kaç? Gerçekte kaç hissediyorsun? Beyin yaşın kaç? Çünkü bir insanın hayatında çeşitli atladığı evreler vardır. İnsanlar senden bir şey ister ve onun sonucunda da bir şey kazanırsın. İki, neden mutsuzsun? Bu salondaki insanların üzgünüm ama yüzde yetmiş ikisi mutsuz. Kötü taraf şu, neden mutsuz olduğunu bilmiyor. Bir şeyler değişsin istiyorum. Ne değişsin? Değişsin bir şeyler. Ne değişsin? Şu an hayatınızda ne değişsin istersiniz? Mesela ilişki durumu değişsin isteyen kaç kişi var? 2000 kişiyiz dürüst olun kaldır. Yani maddi durumu değişsin isteyen kaç kişi var? Sırf para değil mi? Sırf para ya. Yani. Hazır mısın? Neye hazır mısın? Bilinmeyene hazır mısın? Yarın sabah uyandın. Pat bir şey değişti. Yani düşün ki gidelim bundan 2000-3000 yıl öncesinde sabah Çinli bir adamı karısı dürtüyor. Kalk bey diyor. Ne diyor? Ülkenin etrafına duvar öreceğiz diyor. İmparator öyle istedi. Çılgınca bir şey. Pandemi hazır mıydın değildin. Bak şimdi maskesiz oturuyorsun. Birkaç kişi hariç. Hazır mısın ya? Bir şeyler değişse hazır mısın? Birisi kalk gidelim dese gidebilecek misin? Aşka hazır mısın? Sevilmeye hazır mısın? Bazı bünyede durmuyor. Sevgilisi oluyor. Bu nasıl olsa yani yıllarca bekar, bir sevgili bulunca nasıl olsa yeniste gelir diyor. Ve o kim? Seni değiştirecek o kişi kim? Anno'nun kralı kraliçesi kim? Sen nasıl birini istiyorsun? Kime aşık olacaksın? Kimi seveceksin? Kim senin hayatını değiştirecek? Kim senin için en değerli? Bir başka soru. Sana bir milyon dolar versek ne yapacaksın? Al sana bilinmeyen. Neyine yarayacak senin bir milyon dolar? Ev alırım, onu oradan yetmiyor, yetmiyor. Artık o da evde alamıyorsun o paraya. Kiraya yatırırım, ee kiradan gelecek parayla onunla da başka ev alırım. Eve, üçüyle birlikte başka bir evinkine girerim. E sonra o parayı ne yapacaksın? 20 milyon dolara bir yat alacak mısın? Bir bilinmeyen ne zaman öleceksin? Ömrün boyunca para biriktiriyorsun. Biriktir, biriktir, biriktir. Gerçi biriktiremiyorsun da dürüst olalım. Ne zaman öleceksin? Al sana bilinmeyenin üstü. Bir gün öleceksin. Ve son soru. Yani son bilinmeyen. Son slide'ın son sorusu. Senin hayatına giden insanlar niye gitti? Niye terk edildin? Çünkü hayatındaki bilinmeyenler içerisinde en önemlisi bu. Diğerleri para pul önemli sanıyorsunuz ama değil. Hayatınızda insanlar çekip gittiğinde siz böyle kaldığınızda sanıyorsunuz ki geri gelecekler. Gelmeyecekler. Çünkü sen artık sıkıcısın. Sen artık bir şeysin. İşte burada da dönüp ilk slide'a geri geliyoruz. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ben 43 yaşımda şunu öğrendim. Süren bitti o yüzden hızlıca toplayacağım. Benden sonraki insana zaman olarak saygı duymak istiyorum. Ben 43 yaşımda şunu öğrendim. İlk önce ilk istediğim şey bir laptop'tu. Yani siz yaşlardayken o zaman laptop yeni çıkmıştı. Laptopum olsun Allah'ım ne olur laptopum olsun dedim bir yerde satış görevlisi oldum. Sanayide kapı kapı dolaştım o laptopla. Yanlış istemişim. Yani Allah'tan bir şey istemenin de bir yolu var. Hani laptopum olsun ve bir odada oturayım istememişim meğerse. Sonra şunu öğrendim ki para 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 para. Üç yıl boyunca hastanede süründükten sonra öğrendim ki parayı da oraya harcıyormuşsun. En son şunu öğrendim ki tanınmalıyım. İşte o bir parça YouTube'un faydası oldu. Ama en önemlisi seni tanıyan insanların sana sövmemesi. Yani saygı. Umarım hayatınızda benim size tek bir tavsiyem olacaksa tanınan biri olun ama bunun içinde bir şeyler üretin. Tüketerek tanınan biri olmayı çok teşekkür ediyorum.